Hristiyan bir tabiat aliminin tespit ettiği bir hususu da arz edeyim. Diyor ki, böceklerin nasıl ürediğini, nasıl çoğaldığını merak eden ve bu konuyu araştıran bir tabiat alimi, Hristiyan bir insan, sonra Müslüman olmuş. Araştırmalarından sonra ilim iman etmeyi gerektirir diye bir kitap yazmış ve Müslüman olmuş. O kitap bende var. Bu hayvanlardan bir tanesini de araştırıyor. O da bizim Anadolu'da halkımızın eşek arısı dediği bir hayvan. Eşek arısı derler. Zehirli, belalı bir hayvandır eşek arısı. Bu hayvanın nasıl ürediğini merakla, teknik aletlerle, objektiflerle takip ettim diyor. Malumunuz teleobjektif var. Çok uzaktaki bir zerreyi veya küçük bir sineği, böceği çok yakınınıza getiriyor. Siz o böceğin yanına gitmek zorunda değilsiniz. Zaten o sineğin, böceğin yanına gitseniz kaçıp gidecek. Alet yapmış, teleobjektif. Uzaktaki bir böceği, mesela 1000 metre, 2000 metre mesafedeki böceği burnunuzun dibine getiriyor alet. Yakından takip ediyorsunuz, yanına gitmeye gerek yok. O aletle takip ettim diyor, yavrulama zamanı geldi diyor böceğin, eşek arısının. Yavrular, larva diyor yavrusuna, larva. Böyle küçük tohumcuklar halinde. Nihayet çok düzgün, güneşte ısınmış diyor bir kum, kumsal bir yer buldu. Orayı hafifçe eşti ve takip ediyorum diyor. Yavrularını o eştiği küçük çukura bıraktı. 8-9 tane yavru bıraktı. Hafifçe üzerlerini örttü. Derhal bir uçuş yaptı diyor. Yavrularını yerleştirdikten sonra uçuş yaptı. Yeşil bir alana geldi, çayıra geldi. Çayırda bir çekirgeyi hedef aldı diyor. Çekirge. Çekirgeyi hedef aldı. O çekirgenin üzerine kondu, o çekirgeyi diyor ensesinden hafif zehirledi, bayılttı, lakin öldürmedi. İki bacağının arasına çekirgeyi sıkıştırdı, uçuşa geçti, yine aynen yavrularını gömdüğü kumsalın yanı başına getirdi. Yanı başına getirdi, onu da hafif bir çukur kazarak yavrularının 2 santim yakınına o çekirgeyi de hafifçe gömdü diyor. Ve kenara çekildi, bekledi. Birkaç dakika sonra o kumun sıcaklığından, hararetinden, güneşten tesir aldıktan sonra o eşek arısının diyor yavruları zarın içinden çıktı, larvadan çıktılar ve etraflarını kurcalamaya, araştırmaya başladılar. Böyle yürümeye başladılar, hareket etmeye başladılar. Hareket edip de şöyle yürümeye başlayınca 2 santim mesafede çok hafif bir şekilde uyuşturulmuş ve kumun içine de çok hafif gömülmüş olan çekirgeyi buldular ve derhal üşüşüp o çekirgeyi yemeye başladılar diyor. Çekirgeyi yediler, gıdalarını aldılar, besinlerini aldılar, beslendiler, ondan sonra uçuş yapmaya başladılar diyor. Ben kenara çekildim, düşündüm diyor bu tabiat alimi. Bu eşek arısı zehirli bir hayvan. İğnesiyle zehir aşılıyor, zehir veriyor. Bu yavrularını beslemek için o çekirgeyi bulmayı, eğer o çekirgeyi olduğu gibi canlı vaziyette götürmeye çalışsa, götürmesi mümkün değil, çırpınacak çekirge, ağır gelecek, çırpınacak, götüremeyecek, onu uyuşturmayı, uyuştururken de zehiri çok ölçülü olarak vermeyi, tamamen çekirgeyi zehirlese, o çekirgeyi yiyen yavruları da zehirlenip ölecek. Yavrularını zehirlemeyecek kadar çekirgeyi zehirleme, uyuşturma kabiliyetini bu küçücük hayvana veren kudret kimdir diye araştırdım, Allah'tan başkasını bulamadım diyor. Ve sonunda iman, daha böyle bir hayli meseleler var kitapta. İman etmeyi gerektirir ilim diye de bir kitap yazarak
Müslüman olduğunu bütün aleme duyurmuş bu adamcağız. Şimdi buradan da görüyoruz ki tabiatta insandan başka diğer mahluklara, diğer canlılara, varlıklara ihtiyaç duydukları özellik ve kabiliyetleri Cenab-ı Hak doğuştan onlara vermiş. Zehirli olanla olmayanı tanıyorlar. En küçük hayvan dahi zehirli ot hangisidir, zehirsiz ot hangisidir biliyor, bilerek aleme geliyor. İnsan yavrusu öyle değil. Zehirliyi, zehirsizi fark... Çok zaman sonra ilimle, eğitimle, tecrübeyle elde ediyor. İnsan eğitmek, insanı yetiştirmek, insanı okutmak, insanı insan haline getirmek çok zor bir mesele. Onun için dini İslam bu zor meseleyi ele alıyor.